Tonguç Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. İkinci dönem birinci yazılı 10. sınıf matematiğe yazılı hazırlık videosuyla sizler birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar her zaman olduğu gibi her zaman olacağı gibi süper bir yazılı kampıyla Tonguç Akademi'de sizlerle birlikteyiz. Efsane yazılı kamplarımız başladı ve yazılılarınızda inşallah yüksek not aldıracak yazılıda soruları rahat çözebilmenizi sağlayacak yöntemler ve sorular karşınızda olacak. Evet arkadaşım yazılı notlarına başlamadan öğrenci notlarına başlamadan önce hemen yazılı notlarını size göstereyim. Çünkü yazılı notlarıyla gördüğünüz gibi küçük bir kitapçık elimden küçük bu kitapçıkla hemen yolda metroda yatarken gece böyle yatarken yarına bakayım diyeceğin veyahut da otobüste bir elin tutamaçta bir yerinde bunda hemen notlara bakabilirsin 10. sınıfta hepsi böyle aklında kalacak şekilde bilgi notlarla hap notlarla ve örneklerle bakın örnek yazıyor güzel güzel böyle elinde olabilir bunu edinebilirsiniz arkadaşlar çok güzel kök ufak tam bir yazılı yazılık notu aklınızda olsun Bir de bir de bir öğrenci notlarına geçmeden önce aklımda şunu söyleyeyim Bugüne kolay gelmedik arkadaşlar. Bugüne kolay gelmedik. Çok videolar çektik. Çok videolar izlediniz. Çok sorular gördünüz. Ve çok ödevler yaptınız. Ödevler vermiştik 10. sınıf kitabından. Dinamo kitabımızdan. Ve ödevlerde, ödevler sonunda da bakın hatta ve hatta fonksiyonların sonunda da ne vardı? İkinci ünite yazılı notları vardı. Bu yazılı notlarında sakın kaçırmayın demiştik. Ayrıyeten ben sizin yerinizde olsam bugüne kadar Dörtgenlere kadar. Nerede dörtgenler arkadaşım? Tabii ki de bizim matematik kısmı bitti dörtgenlere kadar. Yazılımız da buraya kadar olacağını düşünüyorum. O yüzden buraya kadar olan kısımda fonksiyonlarla bu aradaki şu üçüncü ünite ve dördüncü ünite var ya. Bence buraları bir elden geçirin. Hepsine bir bakın. Aa bu sorun boş. Niye boş? Hemen yapmaya çalışayım de yap. Yapamazsan tat uygulamasından kare koddan okutursun yaparsın. Ve her ünitenin sonundaki bu yazılı notlarını da unutma arkadaşım dedim. Daha doğrusu yazılı sorularını unutma. Tam 12 soru yazılı provası şeklinde karşında olacak. Yapamazsan yine ne yapıyorsun? TAS uygulaması da okutuyorsun. Ve aralardaki testlerde de yapamadıklarını kesinlikle yapıyorsun. Sözü fazla uzattım. Hemen başlayayım arkadaşım. Bugün yazılıda sorulur. Hoca sorar ve kesin çıkar tarzında olan yerleri söyleyeceğiz. Güzel bir şekilde konu tarzını anlatacağız öğrenci notlarımızı. Sonrasında da yazılı provamızı çok süper bir şekilde çözeceğiz. İlk ünitem polinomlar. İkinci ünite neydi? Fonksiyonlardı. Fonksiyonları artık geride bıraktığımızı düşünüyorum. Hocalarımız zaten polinom fonksiyonun yavrusu olduğu için fonksiyonlardan sormayacaktır. Polinomlardan soracağı için bu konuyla başladık. Ve dördüncü ünitede de kar, karmaşık sayılar diyorum özür dilerim. İkinci dereceden denklemleri de yine size soracağını tamamından sorumlu olacağınızı nereye kadar geometri kısmına dörtgenlere kadar sorumlu olacağınızı düşünüyorum. Ona göre notları hazırladık. Haydi başlayalım. Px dediğimiz şey neydi? Polinomdu. Polinom neydi arkadaşım? Her x'in önünde ne vardı? Kat vardı. Ve bu kat ne olacaktı? Reel sayı olacaktı. Unutma. Kat x'lerin önündeki ne olacaktı? Reel sayı her şey olabilirdi yani. Ama gel gör ki üstlerim fonksiyondan farklı olarak ne olacaktı? Doğal sayı olacaktı arkadaşım. Bakın burada x üzeri sıfırı da ben ekledim. Neden? Çünkü x üzeri 0 1 demek. Demek ki burada x yok. x'in olmadığı bir sabit terim var. Bu sabit terimde ne olacak? O da bir reel sayı olacak. Ama gel gör ki üst terim kesinlikle ve kesinlikle ne olacak? Doğal sayı olacak. Bununla ilgili yazılı provasında soru koymadım. Ödüllü soruya koydum. Haberin olsun. Ödüllü sorudaki soruyu da kesinlikle yap. Yapamazsan cevaplara bak. Bakamazsan da Okulda birine sordur. O da çıkma ihtimali yüksek bir soru. Haberin olsun. Devam edelim. Px polinomu x üzeri 5 eksi 2x küp artı 7x artı 4 polinomuysa bakın derece dediğimiz şey en büyük üstü ve bu nasıl gösterilirdi? Der Px diye gösterilirdi. Yani Px'in derecesi der Px'ti ve gördüğün gibi burada da üssü en fazla olan 5 olduğu için derecem 5 dedim. Baş katsayı neydi? Bu adamlar katsayıydı. Ama baş katsayı derecesi en büyük olanın önündekiydi. Yani en baştaki katsayıydı. Ve de gördüğün gibi görünmez bir var. O zaman baş katsayımı da bir dedim. Sabit terim neydi? X'in yerine sıfır yazmaydı ki bu arkadaşım Px artı bir polinomu da olabilir. Px, part, Px artı bir polinomunda da x'in yerine sıfır koyacaksın. Her zaman sıfır koyacaksın. Bakın amaç p 0ı bulmak değil. x'in yerine sıfırı koymak. O yüzden Burada da benim Px olduğu için P0'ı bulacağım buraya göre ama Px artı 1'e göre de x'in yerine 0 koyup P1'in cevabı sabitle aynı şeydir. O zaman sabitlerime baktığımda ne olacak? Burada sabitlerimin x'siz kısım yani 4 çünkü 0 verdiğimde x'ler gider. X'siz kısım sabitlerimdir. Kas sayılar toplamı da x'in yerine 1 koyacaksın yani P1 burası için P1 benim için katsayılar toplamıdır. Ama px artı 1 de x'in yerine 1 koydum. P2 benim için katsayılar toplamı olacak. Unutma burada da zaten 1 koymamla şu baştaki 1 eksi 2'yi topladım. Ne etti? Eksi 1. 7'yi topladım. 6. 4 daha 10 oldu. Benim katsayılar toplamım 10'muş diyebilirim. 4, 7 daha 11. 1 daha 12. 1 de eksi 2 çıktı. 10 olduğunu görmüş oldum. Unutma burası müthiş önemli. Bundan Yüzde çıkar diyemem ama hoca yazıldı bunu kastırabiliyor. Bazen şu kas sayılar toplamını birazdan zaten örneklerim de var. Onu da göstereceğim. Hemen başka bir şey göstereyim sana. Sabit polinomda sadece sayı olan yani sadece sayı x yok orada. Orada sadece bir sayı var a 0 diye. Onun derecesi a sıfırın yanında bir x üzeri sıfır olduğunu bildiğim için derecesi de sıfırdır diyorum. Ama sıfır polinomu çok özel. Nevi aslında münasır derler ya tam öyle. Px eşittir sıfır oluyor. Ve bunun yanına x üzeri 5 de olabilir. X üzeri 7 de olabilir. Bilemediğim için bunun derecesini hiç karıştırmıyorsun. Derecesi bilinmez onun haberin olsun. Geldim buraya. 4 işlem vardı. 4 işlemde toplama çıkarmada aynı derecelileri toplayıp çıkartabilirdim. Zaten matematiğin kuruluydu bu. Ama çarpmada ne yapacaktık? Polinomun bütün terimlerini, bütün terimlerini bütün terimlerini bütün terimleriyle çarpacaktık. Unutma aklında olsun. Ve bölme. İşte arkadaşım ...yazılıda da yüzde yüz çıkacak bir kızım. Banko hatta ve hatta yüzde yüz çıkar. Hocalar bunu yüzde yüz sorar. Neden? ikisi birden bak. Neden ikisi birden? Çünkü iki soru gelme ihtimali yüksek. Farklı tarzı var bunun. İki soru gelme ihtimali yüksek. Nasıl hocam? Bir polinomu başka bir polinoma bölersen benim bölüm polinomum olacak, bir de kalan olacak ki bu kalanın derecesi hiçbir zaman Qx'ten büyük olamaz, eşit olamaz. Eşit oldu bir daha böleceksin. Ve unutma, bizim ilkokuldaki mantığımız gibi bir polinom bölenle bölümün çarpımı kalanla toplamıdır. Buradan iki farklı tarz soru gelebilir. O soruları da zaten birazdan göstereceğim. Yazılıda hoca sorar dedik ve Yazıldı kesin çıkar hoca yüzde sorar diye buranın üzerinde önemli durduk geçtik. İkinci muhabbet polinomlarda derece muhabbeti İşte derece muhabbeti de arkadaşım birazdan SS alman için sana vakit vereceğim. Öncelikle bir anlatayım. Benim derecem Px'in derecesi M ise ne? Qx'in derecesi de ne ise arkadaşım ve bunların ikisinin arasında bir sıralama yani M'nin büyük olduğunu biliyorsam ona göre şimdi bunları toplayıp çıkarmadan ne olacağını söyleyeceğim. Yalnız sana bir şey söyleyeyim. Bakın daha yeni bugün bile gördüğümüz derste de öğrenci arkadaşlar şunu unutuyorlar. Senin derecen x m ise arkadaşım o zaman p x e sen x üzeri m olarak düşünebilirsin. Gerisini salla. Hocam baş sayısı nedir? Diğer terimler nedir? Önemli değil. En yüksek olan x üzeri m ise şey m ise en yüksek olan derecem o zaman bunu böyle yazabilirim. O zaman qx'e ne diyeceğim arkadaşım? X üzeri ne diyeceğim. Ve buna göre hareket edeceğim. Bakın sen X üzeri M ile hemen şurada toplayayım. X üzeri N'yi toplarsan derecen ne olur? Hangisinin üssü büyükse o olur. O zaman burası X üzeri M olacak tabii ki de. Yani derecen benim M olacak. Ama çarpmada X üzeri M ile X üzeri N'yi çarparsan ne olur? Tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır. O zaman senin derecen de M artı N olur. Peki bölmede Tabanlar aynı olduğu için üstler çıkarılır. O zaman senin derecen nedir? B eksi nedir? Unutma. Devam ediyorum. Bir polinomun üssü varsa bu ne demek biliyor musun? Polinomun senin x üzeri m ise onun k'nıncı kuvvetini al diyor. Üssün üssü çarpma olduğu için k çarpı m'dir. Ama sana burada polinomun üssünü al demiyor. Sana diyor ki artık x'in yerine x üzeri k koy diyor. Bakın x üzeri k koyarsam onun üssü M olacak. Yine üssün üssü çarpma. M çarpı K. K çarpı M birbirine eşit olduğu için demek ki bu ikisinin üstleri birbirine daha doğrusu bunların dereceleri birbirine eşit olacak. Neden? Biri K çarpı M, biri M çarpı K olduğu için unutmuyorsun bu kısmı müthiş önemli dedim. Ve yine söylüyorum yine söylüyorum. Burası aşırı önemli. Ben buradan bir sorunun geleceğini düşünüyorum. O yüzden ne diyorum? Hoca buradan sorar yazılı da yüzde yüz çıkar diyorum ve ekran görüntüsü alman için sana biraz vakit veriyorum. Ve devam ediyorum. Unutma arkadaşım uyarı var bu, bak burada. Buradan da bir soru gelme ihtimali var çünkü ÖSYM buradan kastırıyor. Bazı okullarımız çok ciddi sınavlar yapıyorsa buradan soru tarzı gelecektir unutma. Nasıl? PA sıfırsa ne demektir? X eksi A bir çarpanıdır. Ya da X eksi A bir çarpansa o zaman nedir? P A X eşittir. X eksi A eşittir sıfırdan. X eşittir A. A'nın yerine sıfır. X'in yerine A koyarsam cevabım sıfır olacaktır. Yani P X'in bir çarpanıdır. Zaten sen burada X eksi A eşittir sıfır. X eşittir A dediğinde A'yı P X'in yerine koyduğunda kalan veriyordu. Kalan. Kalan da e, çarpansa zaten kalan yoktur. O zaman eşittir sıfır diyorsun. Ama burada tersten düşünmeni söylüyorum sana. P A eşittir sıfırsa o zaman x eksi A bir çarpandır. X eksi A bir çarpansa o zaman PA A eşittir sıfırdır. Hatta ve hatta px X polinomu x eksi A çarpı bla bla diye yazılıyordur dedim. Burası çok önemli. Ama bunu bununla birleştirip sonrasında sana süper bir şey söyleyeceğim. Bak px'in x eksi a ile bölümünden kalan P A'dır. Burayı dedim ya sıfıra eşitliyorsun. Bakın mesela P X'in X artı 1 ile bölümünden kalan diyorsa bunu sıfıra eşitledim. Ne buldum? X eşittir eksi 1. Hop burada yerine gömçürtüyorsun. Kalan nedir? P eksi 1'i bulmak zorundasın sen. Geldim buraya. Bunu sıfıra eşitledim. Ne oldu? X eşittir 3 oldu. Hop bunu buraya koyuyorsun. O zaman sen bölümünden kalanı bulmak istiyorsan P5'i yapıyorsun. Arkadaşım unutma. Burası bu muhabbet zor sınavlarda bu muhabbet bütün sınavlarda çıkacaktır. Yüzde yüz çıkacaktır. Buraya da ne diyorum arkadaşım? Yüzde yüz kesin çıkar diyorum. Öğrenci notlarımda polinomun çarpanları ayrılması arkadaşım. Sonrasında dördüncü ünite geliyordu. Birbiriyle bağlantılıydı bu arada tabii ki de. Neydi o arkadaşım? Üç tane farklı yöntemim vardı. Bir, ortak çarpan parantezini alma. Ne diyordum? Herkes ortak bir terim varsa. AX, BX, CX. Söylerken bile zaten X bizi gıcıkladı. Gıcıklandırdı, gıdıkladı diyelim. Nedir arkadaşım? X'i aldım, A kaldı. X'i aldım, B kaldı. X'i aldım, eksi C oldu mu? Oldu hepsini ortak çarpan parantezinde bakın çarpan x1 çarpan x1 çarpan x1 çarpan ortak çarpan parantezinde aldım patlattım. Bazen de ben hepsini birden alamam. O zaman hangi yönteme geçiyorum? İkili ikili gruplandırmaya. Bakın mesela ax bx o zaman şunları bir x parantezine alırsam a artı b gelir. Burada da arkadaşım eksi y parantezine alırsam yine a artı b gelir. Hocam b artı a gelmez mi? toplamada yer değiştirme özelliği var. Bir sıkıntı yok. Bakın şimdi ortak çarpanı alabilirim. Çünkü ikisinde de aynı çarpan var. A artı B diye. O zaman ne oldu? A artı B'yi alırsam X. A artı B'yi alırsam Y geldi. Böylece ne? ortak çarpan parantezine aldım. Devam ediyorum. Özdeşliklerim vardı. Zaten ben bu tam kare alma yöntemini ya da küp alma yöntemini biliyordum. Nereden? Ta benim birinci ünitemden. Birinci yöntemde ne vardı? Binom açılımı vardı. A artı B'nin karesi tekerleme gibi. Birincinin karesi. Birinci ile ikinci çarpın iki katı. ikincinin karesi. Eksilisi sadece burayı eksi yapardı. Birbirinin aynısıydı. Küp açılımında da x küple başlıyorsun. X'lerin düşe 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 en son yok olana kadar gidiyordu. X küp, x kare, x diye gidiyordu. Y'lerin de hiç yoktu. Birden y üzeri bir ...şekline geldi. Y üzeri 2, y üzeri 3 oldu. Unutmuyorsun 1, 3, 3, 1 vardı. Kat da bu şekildeydi. Eksisinde de ikincisi eksili ve dördüncüsü eksili olacaktı. Bir artı bir eksi şeklinde gidiyor. Çünkü niye? Eksi y olduğu için y'nin tek kuvvetlerinin önü eksi olacaktı. Unutma. Burada da tabii ki de yine b'nin tek kuvvetlerinin önü eksi olacaktı. O yüzden şimdi geldik iki kare farkına ki bunu anlatmam bile sana. Neden anlatmam arkadaşım? Çünkü bunu neden anlatmam? Bunu sen 8. sınıftan bile biliyorsun. 2 kare farkı bir artılısı bir eksesini çarpım pozisyonuna getiriyorsun. Son olarak burası çok önemli. X artı Y'nin X küp artı Y küple X eksi, X küp eksi Y küp var. Burada da bunların küpsüz halleri bir de burada sanki kare açılımıymış gibi ama burada ne yapıyorsun? 2 yok. Bakın 2 yok. Çok birbirine benziyor kare açılımıyla. Yalnız burada 2 yok. Birinci muhabbet bu. İkinci muhabbetti. Burada x küp artı y küpse en sade hallerini yazdın ya. Burası artı olunca şurası eksi oluyor. Burası eksi ise burası eksi. Burası eksi olunca da burası artı olacak ki burası müthiş önemli arkadaşım. Hoca buradan %100 soru soracak. Bak şu kapattığım yer var ya ...yüzde %100 soru soracak ve ellerimi çekiyorum. Buradan kesinlikle bir ekran görüntüsü al. Telefon ekranından akşam yattığın yerde otobüste giderken ne yaparsın çalışırsın arkadaşım. Buradan kesinlikle bir bak bakalım bunun ekran görüntüsünü al. Devam ediyorum ben. Bir de böyle üçlü terim açılımı vardı. Burası çarpımları olacaktı. Burası toplamları olacaktı. Sonra ayırma yöntemi vardı. Biz bunu mesela neydi? Hangi iki sayının çarpımı eksi 8 toplamı eksi 2'dir? O zaman ne diyorum bakın. Eksi 4 çarpı x artı 2 diyorum. Çünkü eksi 4 ile 2'yi çarparsam eksi 8. Bakın eksi olduğu için eksi 4 ile artı 2 toplarsam eksi 2 olacaktı. Ve unutma arkadaşım burası biraz daha farklı. Bakın 3x'e x diye ayırıyorum. Bu tarafı da 3'e 1 diye ayrıldığı kesin. Yalnız bunlardan bir tanesi eksi olacak. Bakın eksi 3 yaparsam artı 1 yaparsam 3 kere 3 9 eksi 9 oldu. Artı da 1 olacak. Ne oldu? Eksi 8. Bakın şimdi kimle kim çarpılacak? Bununla bu. O zaman bunlar farklı parantezde olması lazım. Hani çarpılacak ya bununla bu. O yüzden kimle çarpacaksan farklı parantezde olman lazım. O yüzden 3x ile 1'i alıyorum. Kimi alıyorum? x ile eksi 3'ü alıyorum. Bakın eksi 9x artı x daha eksi 8x etti. Ve burası da müthiş önemli arkadaşım. Burayı da hoca sınavda %100 sorar diye söylüyorum. Burası da yazılıda yüzde çıkar diyorum arkadaşım. Başka da bir şey demiyorum. Hemen bir sonraki kısma geldim. O da ikinci dereceden denklemlerdi. Burada denklemin köklerini bulmam lazımdı. Kökleri nasıl buluyorduk? Diskriminantım sıfırdan büyükse iki kök vardı. Diskriminantım sıfır eşitse arkadaşım. Çift kat kök, çakışık kök, birbirine eşit kök diyordum ve bir tane kök vardı. Ama diskriminant sıfırdan küçükse gerçek kökü. Reel sayılarda kök yoktu ki sen karmaşık sayılar görmüştün orada kök vardı. Peki denklemin köklerini nasıl buluyorsun? Ya gözle görüyorum elle ayırabiliyorum kolay bir şekilde. Ayıramazsam da diskriminant amcaya gidiyordum. Diyordum ki söyle bana gerçeği nasıl bulacağım diyordum. O da diyordu ki b kare eksi 4 ac. Bundan dolayı yola çıkıp yapıyorduk. Peki arkadaşım ha bu arada bu arada bunu burada da söyleyebiliriz. Geçelim benim bilmem gereken karmaşık sayılar vardı. Karmaşık sayılar aşırı önemliydi. Neden? Biraz karmaşık gibi gözüktü. Basitti. Hemen yapardım. İ dediğim şey kök eksi birdi. İ kare dediğim şey tabii ki de kök eksi birin karesi eksi bir olduğu için o zaman ne olmuş olduğu İ kareyi de bildim. Ve bunun kuvvetleri vardı bakın. İ üzeri bir iyiydi. İ üzeri iki eksi birdi. Buna dikkat etmemiştim video çekiminde. İ eksi birin i ile çarpımı eksi iyiydi. Ve burada e üzeri 4 yine 1 oldu. Bakın yine 1 olduysa periyoda bağladın demektir. i üzeri 5 i, i üzeri 6 eksi 1, i üzeri 7 eksi i, i üzeri 8 1'di. Demek ki ben buradan anlıyorum ki i'nin 4 eninci kuvveti 1'dir. Ondan sonrasında 1 kalanını veriyorsa i, 2 kalanını veriyorsa eksi 1, 3 kalanını veriyorsa eksi i'dir. Yani 4'e böldük mü bunlara dikkat edecektik. Karmaşık sayılar neydi? Karmaşık sayılar a ile b reel sayı olacaktı a reel sayı artı bir de i artı i'li reel sayılı. Yani burada i kısmı önemli. İmajiner kısım olduğu anda biz buna karmaşık sayı diyoruz. İlla olması mı gerekir? Hayır. Olmasa da reel sayılar da bir imajiner reel sayılar da bir karmaşık sayıydı. Demek ki onlar da olur. İmajiner kısmı b mi? Evet. İ'li kısmı biz imajiner diyoruz. İmze olarak gösteriyoruz. i'yi yazmadan önündeki katsayı yazıyoruz. İsiz kısmı da reel kısım ya da gerçek kısım diyoruz. Buraya da rz yazıyoruz ve bunun da a olduğunu söylüyoruz. Bir karmaşık senin senin karmaşık senin a artı b ise onun eşleniği de karmaşık olan sanal olan kısmın önünü ters işaretli yapmandı. Bunu da söyledik. Ve inanmazsın ama buradan da kesin soru gelecek arkadaşım. %100 soru gelecek. Hatta şu kısımdan var ya İki tane bile hatta üç tane bile soru gelebilir aklında olsun dedim geçtim. Ve bu kısımda ne vardı? Sen kökleri ayıramıyorsan diskriminant sıfırdan küçük çıkıyorsa gerçek kök yok karmaşık kök var demiştim. Onu da neyle buluyorduk? Eksi b artı kök diskriminant bölü 2a. Eksi b artı kök diskriminant bölü 2a yapıyorduk ki bu kökler gördüğün gibi birbirinin aynısı yalnız arası artı eksili olacaktı. Yani eşleniği olacaktı. Buradan da hoca buradan sınavda soru sorar. Son olarak da buraya geldik. Yazılı sorularımıza geçiyoruz. Kök katsayı ilişkisinde arkadaşım eksi b bölü a dediğim bir şey vardı. Bu kökler toplamıydı ki x'in önündekini eksili yapıyorsun. x karenin önündekine bölüyorsun. Eksi b bölü a dediğimiz semboldü. Yine söylüyorum yazılıda b diye bir şey görürsün farklı bir yerde. Şurayı b der adam Sakın saçmalama. X'in önündeki neydi arkadaşım? B'ydi. X'in önündekinin eksilisi. Bir de ne yapacaksın? X karenin önündekine böleceksin. Bu kökler toplamıydı. Yani bu neye eşitti? X1 artı x 2ye eşitti. Kökler çarpımı da C yani sabit bölü x karenin önündekiydi. Bu da benim için kökler çarpımıydı. Dedim geçtim. Peki x kare eksi 4 x artı 9'da kökler toplamı nedir arkadaşım senin? Eksi b bölü a'dan Eksi eksi 4 bölü neyden? 1'den dolayı 4'tür. Kökler çarpımında direkt C bölü A'dan 9 bölü 1'den 9'dur dedim ve olayı bitirdim. Bakın burası da müthiş önemli. Buradan da ne olacaktır? Yazılı da soru gelecektir. Direkt bu kısımdan yazılı soru gelecek arkadaşım unutma. Ve bu kısmı gördüyseniz banko yazılı soru olabilecek bir yerde burası. Kökler toplamı burayla alakalıydı biliyorsun. Kökler çarpımı da burayla alakalıydı. Senin baş katsayın bir olduğu anda bakın baş katsayın bir olduğu anda kökler toplamının eksilisi x'in yanına kökler çarpımının da direkt sabitini yerine koyuyorsun. Unutma. Mesela kökler toplamı ne diyor? x kare yazdın. Eksi 5 ise eksilisini alıyorsun. Artı 5 x. Hemen burada da artı 3 eşittir 0 diyorsun. Ve olayı bitiriyorsun çarpım direkt buraya geliyor. Toplamda buraya eksisini alır. Yalnız dikkat burada x kare yazdım. Önündeki katsayıyı 1 verdiğim anda bu da bu şekilde olacak. Yine söylüyorum buradan da hoca sorar. Hoca %100 sorar kısmını buraya da ekliyorum. Evet arkadaşım öğrenci notlarını bitirdim. Yine söylüyorum bakın buradaki kitap çıktı da aynen bu şekilde çok güzel bir şekilde bakın. Benim verdiğim örneğin bir benzerini bak karmaşın eşleniği hemen burada örneklerle göstererek hemen gösteriyor. Bence bu kısımları da bakın hemen benim yaptığım yazılı notunun aynısını artık video çözümünden değil de böyle kitapçıktan el kadar şeyden bakabilirsin dedim. Unutmadan bunu da söylemiş olduk ve artık yazılı sorularıma geçiyorum. Evet. Birinci sorum neyle alakalı arkadaşım? Ne diyor bana? İşte dediğim yüzde yüz çıkar dediğim yer P2X artı 2 X eksi 3 ile bölümünden kalan bakın şu kalıbı iyi bileceğiz demiştik. Ne diyorduk? X eksi 3 eşittir. Sıfır diyorduk. X'in yerine 3 koyacaksın. Ama nerede? Burada. O zaman ne diyor bana? P5 ile bakın P5 ile bilmem bir şey eşitmiş kim eşitmiş arkadaşım? Px artı 1 polinomunun sabit terimi birbirine eşitmiş. E sabit terim ne demekti arkadaşım? X yerine 0 koy demekti. Nerede? Burada bakın P0'ı bulmayacaksın. Burada yerine koyacaksın. Birbirine eşit diyorsa 0'ı burada yerine koydum. P1'i söylüyormuş. Bunlar birbirine eşitse. Hadi gel yerine koyalım. X kare diyor. 5'in karesi artı 5A artı 1 eşittir. P1 diyor. 1'i yerine koyalım. 1'in karesi. Artı A kere 1 A. Artı 1 oldu. birler birbirini götürdü. E 25 1. At karşıya. 24. Eksi 5 A olarak karşıya geçti. Eksi 4 A oldu. Her iki tarafı böldüm. Ne çıktı? Her iki tarafı eksi 4'e bölersem 24'ü 4'e böl 6. Eksiye böldüğüm için eksi 6. Burası da zaten A kaldı. O zaman ben bunu buldum. E bulduysam dostum PX benim için neymiş? X kare eksi 6'a artı 1'miş. O zaman pardon 6'a nereden çıktı ya? 6X bakın eksi 6X artı 1'miş. Bana P10'u söylüyor. P10'u bulmak çok kolay. 10'un karesi eksi 6 kere 10 artı 1 o zaman ne oldu? P10 eşittir. Yanlış yapmayalım. 100 eksi 60 artı 1 ne olmuş oldu? P10 bizim için 41 kocaeli İzmit olmuş oldu. Ne yapmış olduk arkadaşım? 41'i çok rahat bir şekilde bulduk. Ne yaptım? Şu muhabbeti ne demiştim? Hoca sorar demiştim. Yazıldı. İnanın çıkacaktır karşınıza. Bunu unutmayalım. Geldim ikinci soruma. Bak banko çıkar dedim. Zor okullarda bu soruyu sorarlar dedim. Biz de farklı versiyonunu buraya koyduk. Kur'an'latırken anlatırken anlattık. Bakın P1 sıfırsa bir polinom için P1 sıfırsa bunun anlamı nedir biliyor musunuz Arkadaşlar. Burada Px'in kesinlikle x-1 bir çarpanıdır. x-1 onun bir çarpanıdır. Yani burada bula bula bir şey olur kalan olmaz. Ya da x-1'e bölümünden kalan sıfırdır. Yani burada bir şey yoktur demektir. E bu adam aynı zamanda x2 P2 sıfırsa o zaman bu da aynı zamanda x-2'dir. Bir de aynı zamanda x-3'tür. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Baş katsayıyı bilme bilmezsem ben buraya A yazacaktım ve bana bir şey verip burayı bulacaktım. Ama gel gör ki adam baş katsayıyı da 1 dediğine göre bakın x x x ne olacak? x küp olacak. 3. dereceden oldu mu? Oldu. Baş kat sayımda 1 oldu mu? Oldu. İşte bu kadar. Adam sana bunu söyleyecek arkadaşım. Baş kat sayıyı vermez ama der ki sana işte bunun sabit terimi 3'tür der. Sen 0 koyarsın. 0 koyduğunda bu A'yı bulman için cevabı da 3 yazman lazım. O kadar. Başka bir tane ekstradan bir, ekstradan bir x, y verecek sana o kadar. X yerine koyacaksın. Y de cevap olacak zaten. Sorunun devamına bakalım. Px, x 5 ile bölümünden kalan diyor. İşte sana kalıp mı? Kalıp gibi kalıp. Nedir bu? Bizim her zaman üzerinde durduğumuz x eşittir 5'i yerine koy demektir. Yani adam sana P5 nedir diye soruyor. Biz de zaten P5'in ne olduğunu biliyoruz. Nedir arkadaşım? 5 eksi 1 çarpı 5 eksi 2 çarpı 5 eksi 3 oldu. Yani P5 dediğim neymiş arkadaşım? 4'müş, 3'müş, 2'ymiş. Yani P5 neymiş? P5 24'müş dedim. Ve bu soruyla bitirdim. Ne demiştim arkadaşım? Hoca %100 sorar demiştim. Ama nerede sorar? Zor sınavlarda çıkar. Hoca bunu yüzdeyi sorar. Zor sınavlarda bu çıkacaktır aklınızda olsun. Geldim çarpanlara ayırmaya. Ama bu çarpan öyle kolay ayrılmıyor. Hemen bakalım x eksi y, y eksi z dörtmüş. Burada bir kesinlikle bir iki kare farkı var. Onu bir gömçürteyim. Tamam. iki kare farkını yazdım. Şurada kesin bir eksi dört parantezi var. Onu da yazdım. Ha bu arada eksi dört parantezini alırsak Y kalır. Buradan da Z kalır. Hayda. Bir dakika. Y artı Z yok burada ama. Ha, burada X eksi Y var. X eksi Y 4'müş. Bakın onu biliyorum. X eksi Y'nin 4 olduğunu. Y eksi Z'nin 4 olduğunu biliyorum. E o zaman koyayım şuraya. X eksi Y 4 koyduk. 4 X artı Y oldu. Eksi 4 parantezinde Y artı Z oldu. E bunlar gitmediler. Gidemiyorlar. O zaman bir parantez açayım. 4x artı 4y eksi 4y e, eksi 4z E hocam ne yaptın? Açtın bir daha kapattın bir daha açtın falan. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Oradan bir şey gelir diye baktık. Olmadı. Ama bir daha açtığımda çok güzel bir şey geldi. O da neymiş? 4x eksi 4z x eksi z de burada var mıydı? Hayda x eksi z yok. Bir dakika 4 parantezini alalım bir. E, x eksi z lazım bana. Lazım da oradan bulamıyorsan taraf tarafa topla buradan bul. Bakın x eksi z eşittir 8 olarak buldum. O zaman da ne oldu? 4 kere 8'den 32 olmuş oldu. Çok güzel bir soru. Çok hoş bir soru. Böyle sana buradan bir daha işlem yaptıracak sorulardan karşına çıkabilir haberin olsun. Şimdi arkadaşlar yine söylüyorum yine söylüyorum. Bakın bunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Neden? Çünkü bugüne kadar dediğim gibi çok emek verdik. Buraları çok yaptık ve bunları lütfen gözden kaçırmayın. Bakın testlerimizde bu sorulardan vardı. Bu polinomun çarpanları ayırma kısmı vardı. Bunları sakın unutmayın. Buralarda bakın örnekleri yaptık. Bu örneklerden çok yaptık. Bir de yine söylüyorum. Bakın burada örnek senin için ne var? Üçüncü ünite yazılı provası var. Bu yazılı provasını sakın gözden kaçırma. Lütfen burayı çözmeden sınava girme çok önemli dedim ve geçtiğim. Ne vardı peki burada? Bakın bu 16 4'ün karesidir. O zaman iki kare farkı. X eksi 4. Ne var? X artı 4 var. Süper. Bölü aşağısı 2X'in karesi var. Artı 2X var. Artı 1 var. Bir dakika şimdi. Bu tam kare açılımına benziyor. Aa bir dakika. Tam kare açılımına benziyor ama bir tek burada 2 yok. O neymiş? Perşembenin gelişi çarşambadan belli. Demek ki adam birazdan bana 2x eksi 1 çarpı 2x kare 2x'in karesi artı 2x artı 1'i verecek. Neden? Çünkü bu adam bununla çarpılınca bir anlamı vardı. İşte süper. Devam edelim. Hemen şurayı toparlayalım bir. 2x kare artı 7x eksi 4'e bakalım. Burayı 2x'e x diye ayırdım. Burada dörde bir diye ayırdığımı düşünelim. Olursa bakalım. Yalnız bunlardan birisi eksi olacak. Artı yedi olduğuna göre bu artı bu eksi kabul etsem. Bununla bu bununla bu çarpılınca oluyor mu? Oluyor. 2x, 2x 4 çarparsam 8x. Eksi x 7x oldu. O zaman demek ki bununla bu çarpılacaksa. Bununla bu aynı parantezde olmayacak. Kimle kim aynı parantezde olacak? 2x eksi 1 ile x artı 4 aynı parantezde olacak. Niye? Bakın bununla bu çarpılacak. Bununla bu çarpılacak. Süper. O zaman şu adam elimde patlamıştı biraz önce. Bunu bir kere yazayım. Elimde patlamıştı. Bölü yerine de çarpı koyayım. Bir daha ters döndürmek yerine. Hemen burada halledeyim. Bir daha uğraşmayayım. Bu arada burası neydi? Burası da ilk önce aşağıya yazalım. Çünkü onu bulduk. Yukarıyı bulduk aşağıya. Ters döndürdüğünde yazdım. Bir daha söylüyorum. Bölü vardı. Ters döndürdüm. Yukarıyı aşağıya yazdım. Bu tamam. Şimdi şurayı toparlayalım bakalım. Orada ne var arkadaşım? Orada da şöyle bir şey var. 2x'in kübü eksi 1. Bir. Of. Biraz önce söylemiştik. En sade hallerini yazdın. Yanına da sanki kare alıyormuş gibi yapıyordun. Yalnız kare almıyordun. Birinci ile ikinci çarpım değil. Direkt birinciyle ile ikinci çarpıyordun. Bir de artı bir zaten ikincisi de artı birdi. Bakın burası eksi olduğu için. Burası eksi olduğu için eksi. Burası eksi ise burası artıydı ki bunu da süper bir şekilde buldum. O zaman şöyle yazalım mı? 2x'in karesi artı 2x artı 1 yetmedi. Bir de şu var önünde. Fark etmez arkasında da olur. 2x eksi 1 de yazdım. Şimdi gel bakalım buraya. 2x eksi 1'ler birbirini götürdü. x artı 4'ler birbirini götürdü. Bunların alayı birbirini götürdü. O zaman gördüğüm kadarıyla sadece ne kaldı? x eksi 4 kalmış oldu. En sade halini buluyordu. Buldum. İşte arkadaşım yazılıda %100 banko. Neredeyse sayılar aynı olacak derecede bu soru çıkacaktır. Bu soru yazılıda %100 çıkacak diyorum. Başka bir şey demiyorum. Haberin olsun. Geldim bir sonraki soruya. Çok iyi hatırlıyorum. Ben lise zamanındayken hocam bu soruyu sormuştu. Ben de öğrencilerime bu soruyu soruyorum. Haberin olsun. Bak daha da başka bir şey söylemiyorum. Yani Hocalar bu soruyu sever. Hocalar bu soruyu sever. Aklında olsun bunu da söyleyeyim. Ne demek istiyor burada? Sadeleşebilir bir kesilmiş. E burası x diye ayrılıyor. Burası da 3'e 2 diye ayrılır. Çünkü toplamları artı birse e, artı 3'e artı dersem 2'ye eksi dersem o zaman aşağısı x artı 3 ve yukarısı da x eksi 2 olacak. Bakın pardon yanındaki de x eksi 2 olacak. E yukarısı diyelim ki sadeleşiyorsa ve bu sadeleşme kimle oluyorsa? X artı 3 ile oluyorsa. Bakın X artı 3 ile sadeleşiyorsa bu adam. X artı 3 ile sadeleşiyorsa. O zaman burası X kare olduğu için bu X e, çarpımları 12 olacağı için bu adama 4 gelir. E süper. O zaman birinci olarak ben ne bulmuş oldum? Bakın ne olacak? X kare 3x 4 xten dolayı artı 7x artı 12 olmuş olacak. E bitti mi? Bitti. Burası artı 12. Burası x kare. Demek ki a dediğim şey eksi 7 olacakmış. Hocam artı 7 ama. Ama önünde eksi a var bak. A o zaman eksi 7 olacak. Devam ediyorum. Bitmedi işim. Bir de ikinci versiyonu var bunun. İkinci versiyonunda bakın x artı 3 vardı. x eksi 2 vardı. Üste bence bu sefer de x eksi 2 ile sadeleşsin dediğimde sen ne yapacaksın? Burayı yazacaksın. E x x x kare zaten. E sabitlerin çarpımı da sabiti verecekti. O zaman burası da eksi altıymış. Çünkü eksi 2 ile neyi çarparsam on iki eder. Oradan buldum. Bakın bunlar hop hop birbirini götürdü. Biraz önce de x üçler birbirini götürüyordu. E o zaman burası ne oldu arkadaşım? X artı 3 ile ne yapmış olduk bu sefer bakın. X eksi altı ile x eksi on ikiyi çarpmış olduk. E zaten burası x kare. E zaten burası artı on iki. Eksi altı x eksi iki x Eksi 8x yaptım. Ama bu sefer de eksi 8x eksi a ise x'im ne oldu? 8. A'nın alabileceği değerlerin çarpımı ne olmuş oldu? Eksi 56 olmuş oldu arkadaşım. Bazen de bu çözümü şöyle yapabilirsin. İkinci yol olarak. ikinci yolda şu olsun. Nedir arkadaşım ikinci yol? Bakın x artı 3 bunun bir çarpanıysa sadeleşiyorsa çarpandır. Çarpanıysa burada eksi 3 koyarsın a'nın yerine. Bu bir çarpansa o zaman burada x eksi 2'ye tam bölünüyordur. Eksi 2'yi koyar sıfır eşit dersin oradan da bulsun. Mesela bak eksi 2'yi koy yerine pardon x eksi 2 eşittir sıfırdan 2 koy yerine 2'nin karesi eksi 2a artı 12 eşittir ne olacak sıfır. Buradan da ne oldu? 16 eşittir 2a'dan a eşittir 8 çıktı ki bakın bizim zaten ikinci bulduğumuz 8'de haberin olsun. İkinci yöntem olarak da bunlar bunları tam bölüyorsa o zaman bunları sıfır eşitleyen formatında bu bir çarpan olduğu için x'in yerine 2 koyduğunda bu bir sıfır eşittir mevzusu olacaktır yine tekrardan. Geldim bir başka soruma. Bu neymiş arkadaşım? M pozitif bir gerçek sayıysa denkleminin bir kökü M olduğuna göre. Bakın denkleminin bir kökü M olduğuna göre. Bir köklü değil de bir kökü M olduğuna göre diğer kökü nedir diyor. Bir kök M ise. Hemen yazalım. Bir kök M ise bunu sağlar bu. Sağlarsa yazalım. M kare artı M çarpı M eksi 18 eşittir 0. Bu M kare bu da M kare. Etti mi sana 2 M kare eşittir 18. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde M kare etti mi sana 9. Neyin karesi 9'dur? 3'ün ya da eksi 3'ün karesi 9'dur. E M pozitif bir sayıysa o zaman eksi 3 gitti. Ben şunu anladım arkadaşım. Ne olacak o zaman? M'nin yerine 3 koyacağım. Hemen koyayım. X kare artı 3x eksi 18 eşittir 0. Aslında bakın bir köküm bir köküm neymiş? M'ymiş. Yani 3'müş. O zaman şöyle diyebilir miyim? X eksi 3. Çünkü bir kök eksi 3 ise hemen bakın x kare olduğu için burası x'tir. E burası da sabitlerin çarpımıydı. Artı 6 eşittir 0. Buradan da x eşittir eksi 6 diyebiliriz. ...diğer köküm de eksi 6'dır diyebilirim. Farklı bir yöntem söyleyeyim. Farklı bir yöntem söyleyeyim. Bir köküm 3 ve e, ...kökler çarpımı burası 1 olduğunda direkt idi. Yine eksi 6 diyebilirsin. Bir farklı yöntem söyleyeyim arkadaşım. Bir farklı yöntem daha söyleyeyim. O da şu. Eksi 3'ü yerine koyduğumuzda sağladığını gördük. Hemen zaten ne dedik? 3'ü koydum. E, Çarpanlarına ayırma yöntemi de yapabilirim. X, X. E, eksi 18'de e, köklerden biri 3 o zaman eksi 3'e artı 6 derim. Buradan da ne yaparım? X eksi 3 çarpı X artı 6 eşittir sıfırdan. Buradan da yine eksi 6 Birinci yol burası. İkinci yol neydi arkadaşım? Kökler çarpımı muhabbetinden 18'den birini biliyorum. Diğerini buldum. Üçüncü yolda çarpanları ayırma yöntemiyle yapabilirim dedim. Bunu da söylemiş oldum. Ve geldik. Bence bunu bakın yine bunu da söyleyelim. Hoca %100 sorar. Bakın iki er, eşit iki kökü varsa ya da kök yoksa ne olabilir diye böyle diskriminantı bulmanı sağlayacak bir soruyu hoca %100 sorar. Peki nasıl yapacağım? X kare artı n eksi 5x artı 4n eşittir sıfır denklemini. Eşit iki kök gerçek kökü olduğuna göre. Eşit iki gerçek kökü varsa arkadaşım diskriminant eşittir sıfırdır. Diskriminant eşittir sıfırsa o zaman b kare eksi 4 ac eşittir sıfırdır. b kare dediğim şey n eksi 5'in karesi eksi 4 tane görünmez a 1 görünür c 4 tane eşittir sıfırdır. Bir daha söylüyorum b kare eksi 4 ac'den bakın b dediğimiz şey x'in önüydü. 4 A dediğim şey x karenin önüydü. C dediğim şey de sabitti. Eşittir sıfır olduğunda gerçek iki kökü olduğundan biliyordum. Hemen karesini alalım. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi eksi burada da ne var arkadaşım? 16 tane n var. 16 n eşittir sıfır. O zaman ne oldu arkadaşım? Burayı düzeltelim. N kare eksi 26 n artı 25 eşittir sıfır. Hemen bunu ayırabilir miyim? N'ye ne? Bunu ayırabilir miyim? Eksi 25'e eksi 1. Toplamları eksi 26 olsun. Ayırırım tabii ki de. O zaman ne oldu? N eksi 25. N eksi 1 eşittir 0 oldu. N'nin alabileceği değerler çarpımı diyordu. N eşittir buradan 25. N eşittir buradan 1 olduğunu gördüm. Ve çarpımlarının da 25 olduğunu buldum. N'ye 1 çarpı N'ye 2 de 25'miş. Hocam buna gerek var mıydı? İnan yoktu. Niye? N'nin alabileceği değerleri... Ha alabileceği değerleri bulun demiş. Özür dilerim. Alabileceği değerleri bulun dediği için... ...bulmak zorundaydın. Onlar da 25'e 1'dir. Kökler çarpımını ben enin alabileceği değerler çarpımı diye düşündüm. Değilmiş. Enin alabileceği çarpımı olsaydı... ...buraya gerek yoktu. Çünkü çarpımları burada işte. C bölü A. Oradan 25'i direkt bulabilirdin. Ama soru ayrı ayrı sorduğu için... ...böyle ayrı ayrı bulman gerekiyordu... Hoca sorar dedik mi? Dedik. O zaman geçelim. Geldik karmaşık sayılar. Böyle bu kadar basit olur mu? Evet bazı okullarımızda bu kadar basit olabilir. Basit değil hocam zor diyebilirsin ama zor değil arkadaşım. Bak burası ne? Reel kısmı. Biz bunu nasıl gösteriyorduk? Rz diye gösteriyorduk ki bu 5'tir. İmajiner kısmı da ama neyin imajiner kısmı? Dikkat. Eşlediğinin imajiner kısmı. İlk önce bir şunu düzgün yazayım. Bu neydi? Eksi 1 ayrı 16 ayrıydı. Bu neydi? İydi. Bu neydi? 4'tü. O zaman Z sayısını ben bulmuş oldum. 5 artı 4 iyiymiş. E eşleniği nedir bunun? Bakın Z eşlenik diyor. Karmaşık sayısını yazın diyor. Yazalım Z eşlenik eşittir. 5 eksi 4 iyidir. Devam edeyim. Buradan da arkadaşım eşleniğinin imajiner kısmını ne buldum? Eksi 4 buldum. Bakın iyisiz kısmı. Bana Z'ninkini sormuyor. Eşleniğinin imajiner kısmını sorduğu için 5 eksi 4'ten dolayı Cevabım ne olacak? Bir olmuş olacak. Zor muydu? Hayır. Kolay mıydı? Evet. Bazılarına göre çok kolay olabilir bu soru. Olsun. Bazılarının yazılısında çıkacaktır. Geldim buraya. Karmaşık sayılardaki köklerini bul diyor. Karmaşık sayılardaki köklerini bulmam için ne yapmam lazım arkadaşım? Bu arada sorularım bitiyor. İki tane sorum kalmış bununla birlikte. iki tane bir tane daha var yani. Karmaşık sayılardaki kökleri bulmak için demek ki adam bize direkt diyor ki diskriminat sıfırdan küçük diyor. Olsun o desin. Sen yine de bul. B kare eksi dördün karesi. Bu arada diskriminat eşittir diyelim. Eksi dördün karesi. Eksi dört tane A görünmez bir görünür on üç. Hemen bakalım o zaman. Diskriminat ne oldu? Burası on altı. Burası dört kere on. Kırk üç kere on iki. Elli iki. O zaman eksi otuz altı oldu mu? Çok da güzel oldu. Çok da iyi oldu. Peki senin köklerin neydi? x1 virgül x2 eksi b artı eksi kök diskriminant bölü 2a'ydı. O zaman x1 ve x2 ne olacak senin? Eksi b eksi eksi 4 artı eksi kök içinde eksi 36 bölü 2 çarpı görünmez 1. Bir kere daha yazayım x1 ve x2'yi. O da eksi eksiden dolayı artı 4 artı eksi Bakın bu ne demekti? Eksi 1 çarpı kök 36 demekti. O zaman i geldi. Bir de 6 geldi. 6 i dedim bölü 2. O zaman x 1'im ne olmuş oldu? x1 eşittir. 4'ü 2'ye böldüm 2. 6'yı 2'ye böldüm 3. Artı 3 i. Hiç gerisine bakmam çünkü bunlar eşlenikti. 2 eksi 3 i yaptım. Ve olayı bitirdim. İşte karmaşık köklerde bence zor ya da kolay fark etmez. Herkesin yazılısında %100 kesin çıkacak. Mesela bazı sorulara kesin demedim ama bu da bazılarının demiyorum. Türkiye'nin sekseninin sınavında kesin çıkacak arkadaşım. Kesin çıkacak bir sorudur dedim. Ve artık son soruma geldim arkadaşım. O da ne? Kökler toplamıyla çarpımını bilip ne yazmak? Yeni denklemi yazmak. Haydi bismillah. Ne yapacağız? Denkleminin kökleri x1 ve x2 ise... x1 ve x2 ise... O zaman sen x1 artı x2'yi biliyorsun. Neydi? Eksi b bölü a'ydı a. A ne? 1. O zaman sen buradan x1 artı x2'nin 6 olduğunu biliyor musun? Biliyorsun. Kökler çarpımı x1 çarpı x de neydi arkadaşım? C bölü a'ydı. 4 bölü birden dolayı kökler da sen 4 olarak biliyor musun? Biliyorsun. Kökler toplamı 6. Kökler çarpımı 4'müş. Bana diyor ki Yeni bir kök, yeni bir denklem. Onlar da ne? X1-1, X2-1 İkinci dereceden bir bilmeyen denklemini yazın diyor. E bu yeni denklemin kökler toplamını yazalım. Bakın kökler toplamı yeni denklemin kökler toplamı ne olacak arkadaşım yeni denklemi? Hatta şöyle yapalım mı? T'si yeni denklemin T'si o zaman ne olacak toplamı? Kökler toplamı. Hani T'yi verecek diye burası. Kökler toplamı neye eşit olacak? X1 artı X2 eksi 1 eksi 1 eksi 2. E, o zaman burası neye eşit olacak? Kökler toplamı 6 idi. 6 eksi 2'den dolayı 4'e eşit olacak. O zaman yazalım. X kare. Hani eksi T diye burası. Hatta onu direkt gösterelim. Eksi T olacaktı. Ben kökler toplamı 4 bulduysam o zaman burası eksi 4 X olacak. Tamam süper. Devam edelim. Kökler çarpımına baktığımda x1 eksi 1 çarpı x2 eksi 1 x1 çarpı x2'yi buldum. Bunu bununla çarptım. Bunu bununla çarparsam eksi x1. Bunu bununla çarparsam eksi x2. Eksi 1'e eksi 1'e çarparsam artı 1. E kökler çarpımını biliyoruz arkadaşım. 4'tü. Eksi parantezini alırsam burası kökler toplamı olur. O da 6'ydı. Artı 1. Bakın şuraya eksi parantezini aldım. x1 artı x2 oldu. E, x1 artı 6'ydı. Yaptım buraya. 4 bir daha 5 6 çıktı Eksi 1 oldu İşte bu da neydi çarpmaydı Hani şunu unutmayın dedik ya X kare toplamın eksilisi Çarpımın kendisi Eşittir sıfırdı bizim denklemimiz O zaman ne yaptım Hemen buraya da Eksi 1'i çarpımın birebir aynısını koydum Ve sorumu da Yeni denklemin köklerinde Bulmuş oldum Arkadaşım bu şekilde İşte bütün olay bu olmak ya da olmamak. Sınavdan iyi almak ya da almamak. İşte her şey senin elinde. Bu videoyu iyi izlediysen, notlarını iyi tuttuysan, otobüste, yatakta, teneffüs aralarında, kantinde sıra beklerken buradaki notlarından çalıştıysan sadece matematik değil, bütün derslerle ilgili ve arkadaşım bugüne kadarki ödevlerini yaptıysan, şuradaki yazılı sorularını yaptıysan e, daha ne olacak ya? Bu sınavdan iyi alman kaçınılamaz. Lütfen yapamadıklarını kare kodu okut dedim. Ve daha da başka hiçbir şey demiyorum. Allah sizin açıklığı versin. Allah yolunuzu açık etsin. Fatih Terim edasıyla böyle yol, yolculayalım sizi sınava. İnşallah herkes sınavdan iyi alır. Ama öncesinde ödülü soru var. Dediğim gibi bu da bir sınav sorusu olabilir. Cevapları yoruma bekliyorum. Bu soruyu öğrenmeden sınava girme. Daha önemlisi arkanızda Tonguç Akademi var. Arkanızda Zahmet Hoca'nız var. O yüzden sizleri sevdiğimi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yazılıda başarılar. Başarılar.